Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çalışacağımız model çok kolay, her yerde kullanabileceğimiz bir model. Çok gösterişli. Bebek örgülerinde, hırkalarda, berelerde, hatta battaniye bile yapılabilir. Çok kolay. Sadece düz örgülerden oluşuyor arkadaşlar. Her iki tarafta da düz örüyoruz ilmekleri. Yeni başlayan arkadaşların bile kolayca yapabileceği bir model. Şöyle bakın. Arkası da bu şekilde. Modelimize hemen başlayalım. Ben 100 gramı 250 metre olan 250 metre uzunluğunda olan ip kullanacağım. 3 numara şiş kullanacağım. Çok ince iplerle güzel olmuyor arkadaşlar. Orta kalınlıkta ipleri tercih edin. Hemen başlıyorum. Şöyle az bir şey ilmek atalım. Modelimize 3'ün katlarını yapalım arkadaşlar. Artı bir tane de ilmek atalım. 3, 3, 3, 3, 3, tekrar 3, bir tane de fazladan ilmek atalım. Önce bir sıra düz örgü örelim. Bir sıra düz örgümüzü yapalım. Sondaki ilmeği de örelim. Şimdi burada ilk baştaki ilmeği de örüyorum. Bir tane daha ilmek ördüm. İki ilmek ördüm. Bir tane ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmeği örüyorum. Bir ilmeği örmeden aldım. Tekrar ördüm. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde devam edelim. Örmeden aldım. Sonda yine iki tane ilmeğimi örüyorum. Şimdi çevirdim. Baştaki ilmeğimi örüyorum. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Bütün ilmekleri düz örgü olarak örelim. Sondaki ilmeği de örelim ve modelimizi çevirelim. İlk başlarken arkadaşlar 2 ilmek örüp bir tane örmeden almıştık. Şimdi 1 ilmek örüyorum. Baştaki ilmeğimi yine örerek alıyorum. 1 ilmek ördüm. Örmeden alıyorum. Tekrar bir ilmek örüyorum. Örmeden alıyorum. Şöyle bakınca da görürsünüz arkadaşlar, aralara denk gelecek. Önceki ilmeğim bu ilmekte örmeden aldım. Şimdi diğer ilmeği alıyorum. Yani kaydırma yapacağım.
bir ilmeğe örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Şaşırmayalım arkadaşlar. Şaşırınca modelimiz kayabilir. Bir tane örüp bir tane örmeden alalım. Sonda bir tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Önce iki ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi bu sırada bir tane örmeden aldım. Bir tane son ilmeğimi ördüm. Çevirdim. Yine başlarken ilmeğimi ördüm. Burada arkadaşlar bütün ilmekleri düz örgü örüyorum. Bütün ilmekleri düz örgü olarak ördüm. Sondaki ilmeğimi ördüm, çevirdim. Şimdi yine arkadaşlar baştaki ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar örüyorum, örmeden alıyorum. Bir ilmek örüyorum, bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ördüm, örmeden alıyorum. Örüyorum, örmeden alıyorum. Örüyorum, örmeden alıyorum. Sonda yine iki ilmeğim var. Bakın başta iki ilmekle başlamıştık. Sonda yine iki ilmeğim kaldı. Çevirdim. Bütün ilmekleri düz örgü olarak örüyorum. Modelimizin tamamı bu kadar. Tamamı düz örgülerden oluşuyor. Çok kolay bir model arkadaşlar. Her yerde kullanabiliriz bu modeli. Bebek örgülerinde, hırkalarda, şapka, bere, battaniye. Her yerde kullanabileceğimiz çok kolay bir model. Şimdi çevirdim. Bir önceki sırada 2 örmüştük. Şimdi yine bir tane örüyorum. Bir ördüm, örmeden aldım. Tekrar örüyorum, örmeden alıyorum. Örüyorum, örmeden alıyorum. Hep bu şekilde devam ediyor arkadaşlar modelimiz. İki tane ördüm. Bir tane örüp bir tane örmeden alacağız arkadaşlar. Yine sonda bir ilmeğimiz kalıyor. Başta bir ilmekle başlayınca sonda bir ilmeğimiz kalacak. Başta iki ilmek başlayınca sonda iki ilmeğimiz kalacak. Şimdi yine bütün ilmekleri düz örüyorum. Burası modelimizin ön yüzü. Modelimizin ön yüzünde bütün ilmekleri düz örüyoruz. Modelimizin arka yüzünde bir örüp bir boşalıyoruz. Tekrar diğer sırayı yaparken aralardan yapıyoruz arkadaşlar. Yani kaydırma yapıyorum. Şöyle bakın. Modelimiz kayarak devam ediyor. Tekrar büyük modelden bir daha bakalım. Arka yüzü de böyle arkadaşlar. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni, yorum yaparak beni desteklerseniz çok memnun olurum.